Evet, biliyorsunuz çizgi diziler sonsuza kadar yayınlanmıyor. Yani hepsinin bir bitiş tarihi oluyor. Özellikle 2015'ten sonra çıkan çizgi dizilerin bitmesi açıkçası çok da üzmüyor ya. Çünkü onlar öylesine yapılıyorlar. Bizi asıl üzen 2015'ten önceki çizgi dizilerin bitmesi. Tabii bu konuda da istisnalar olabiliyor. Son zamanlarda çıkan çizgi dizilerden sadece 3 tane güzel sayabiliyorum. Şira Güç Prensesleri, Kaptan Tsubasa 2018 ve Harley Quinn. Maalesef başka sayamıyorum. Ve görünen o ki bu durum böyle devam edecek. Bu sebeple herkes eski çizgi dizilere yönelmeye çalışacak. Tabii bazı çizgi dizileri internetten bulmak zor. Türkçe dublajcısını bulmak daha da zor. Evet, her ne kadar üzülsek de ağlasak da eski çizgi diziler geri gelmeyecek. Biz de buradan yola çıktık ve biten çizgi diziler hakkında bir video yapalım dedik. Videoda geçen çizgi dizilerin hepsi kaliteli zaten. Bu sebeple listeler tartışmalı olabiliyor. Siz yine de eksiklik veya yanlışlık olduğunu düşündüğünüz yerleri belirtin. Konuyu zaten biliyorsunuz. En efsanevi 10 çizgi dizi finali. Şunu unutmayın, bütün çizgi dizileri araştırmaya kalksak bir aydan fazla sürerdi. Kim Possible aslında Türkiye'de çok popüler değil ve hiçbir zaman da olmayacak. Tabii bu durum çizgi dizinin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Sadece Türkiye'de çok bilinmediği için listede olması biraz garip gelebilir. Ama Kim Possible aslında mükemmel bir çizgi dizi. Bol aksiyon sahnesi ve bol aşk sahnesi var. Yani her bakımdan tatmin edebiliyor. Maalesef bu çizgi diziyi Türkçe olarak internetten izleyemezsiniz. Nadiren de olsa Disney Channel'da görebilirsiniz. Neyse, biz kısaca finalinden bahsedelim. Finalinde Kim ve Ron mezun oluyorlar. Sonradan tüm dünyayı kurtarıyorlar. En son sahnesinde Kim ve Ron bir arabayla uçuyorlar. Evet, yanlış duymadınız, uçuyorlar. Tıpkı GTA San Andreas'ta Rapaz'a yazıp uçmak gibi. Ama listeye girmesinin sebebi çok güzel bir sonunun olması. Dokuzuncu sırada Phineas ve Ferb var. Şahsen finalini henüz izlemediğim için net bir çıkarım yapamadım. Ancak oldukça beklenmedik bir final olduğu göze çarpıyor. Yaz mevsimi pek çok çizgi dizinin geçtiği zaman dilimiydi ve yaz bitince birçok çizgi dizi de sona ermiş oldu. Örneğin Esrarengiz Kasaba ve Phineas ve Ferb gibi. Pokemon çok eski bir Japon çizgi filmi olsa da özellikle Kalos serisinin oldukça sağlam bir finali vardı. Kaliteli animasyonlu savaşlar izleyenler için oldukça hoş bir deneyim sunuyordu. Sonuçta hala devam ediyor. Ondan sonraki seri olan Alola serisi de izlemeye değerdi. Ama final olarak baktığımızda Pokemon Kalos'un finali listemize girmeyi çok rahat hak ediyor. Acıklı sahneler bulundurmakla beraber eş ilk defa bir kız tarafından öpülüyor. Evet, tam 23 sene sonra bu olay gerçekleşti. Listeye girmesi biraz beklenmedik olsa da izleyenlerin bana hak vereceğine %90 eminim. Rex Benten'in yerini tutabilecek tek çizgi diziydi benim için. Çünkü yapımcıları aynıydı. Ancak Generator Rex finali çok bilinen bir final değil. Ama ben bu listeye eklemeye karar verdim. Çünkü bu kadar sağlam bir çizgi dizinin bitmesi gerçekten insana koyuyor. Generator Rex içinde bir reboot planlanıyormuş. Yerini tutamayacağına eminim ama yine de bir bakarım. Gerçi şunu da belirtmek isterim. Generator Rex çocuklara çok uygun bir çizgi dizi değildi. Tıpkı Bakugan'daki gibi ciddi kayıplar vardı ve savaşlar bayağı gerçekçiydi. Bu sebeple dizinin ciddiyetinin bir tık indirilmesine açıkçası çok da karşı değilim. Ben 10 finallerinin hepsi ayrı kaliteye sahip ama bir finali bunların hepsinden ayrılıyor. O da Alien Force. Alien Force diğer çizgi film finallerinden farklı olarak özel bir tarihe sahipti. 10-10-10 dediğimiz bu tarih Alien Force'u çok ayrı bir yere koyuyordu. Evet, Ultimate Alien ve Omniverse'de bizde yer bırakmıştır. Özellikle Omniverse'ün kimisi için son final olması onu da ayrı bir yere koyuyor. Dürüst olalım, ilk 4 serinin bütün finalleri güzeldi. Ve izlemeye hepsi değerdi.
4 final görmemizin sebebi B'nin çok hızlı yaşlandırılmasıydı. Yapımcıları çok tatmin etmemiş olsa gerek, onlar da Benzer Reboot çıkarmaya karar verdiler. Reboot'ta amaç daha fazla bölüm ve film yapabilmek. Benim için ilk 4 sezondan sonra bozan, finaliyle de ağlatan bir çizgi filmdi. Adventure Time'ın finaliyle ilgili ayrı bir video hazırlayacağımdan çok fazla detaya inmeyeceğim. Finn'in yalnız kalması beni üzen diğer bir olaydı. Sonundaki müzik de insana ayrı bir hüzün yüklüyordu. Tabi o müzikle beraber karakterlerin gelişimini görmek de oldukça etkileyiciydi. Adventure Time da tıpkı sürekli dizi gibi bizde ayrı bir iz bırakmıştı. 4 bölümlük yeni bir serisi çıksa da ilk sezonlar kadar zevk vermiyor. Ama olsun, sonuçta sağlam bir final yaptı, öyle değil mi? Sonu acıklı olan ve abi böyle mi bitecekti dediğimiz çizgi film. Evet, Samurai Jack'ten bahsediyorum. Onca robot kesti, yeri geldi insan da kesti ve birini de kendini hatun seçti. Ama sonunda onu da kaybetti. Reis, hep yalnız mı olacaktım be? Hep şu beraber çekirge yakaladıkları kızla evlenir diye düşünüyordum. Akun'un kızıyla evleneceği kimin aklına gelirdi değil mi? Sonunda gardiyanı yenip o kızla evlenseydi nasıl olurdu acaba? Neyse. Olan oldu ve Samurai Jack 10 bölümlük 5. sezonuyla bizlere veda etti. Sonunda Akko'yu kesiyor ama eşi olmadan neredeyse imkansız gibi. Ancak Samurai Jack'in gönüllerden asla silinmeyeceğine eminim. En azından bir yerlerde kalır be. Esrarengiz Kasaba'nın finalinin ismi Kıyamet'tir. Bill Chipper, yani malum görünümlü şahıs, tekrar geri dönüyor ve dünyayı ele geçirmeye çalışıyor. Bill Chipper'ı güç kullanarak yenemezsiniz, bu yüzden 4 bölüm sürmüş final. Finaliyle ilgili ayrıntılı bir video yapmıştık, sağ üstteki kartlara bakarak onu da izleyebilirsiniz. Bill Chipper'la anlaşma yaparak onu tuzağa düşürüyorlar ve Bill Chipper Stan'in aklıyla beraber silinip gidiyor. Bu arada yapımcı Alex Hirsch, Bill Chipper karakterini oluştururken gerçek hayattan esinlenmiş. Hatta son bölümde Created by Bill Chipper, yani Bill Chipper tarafından yapılmıştır yazmış. Yani kendini bir nevi Bill Chipper olarak tanıtmış dizide. Bitmesinin hepimizi sarstığına kesinlikle şüphe yok. O yüzden listede 3. sırada. Esrarengiz Kasaba, Kaliforniya. Nereden nereye? Başlangıçta parkta çalışan 2 kişiydik. Diğer park üyeleriyle birlikte ilginç maceralar yaşıyorduk. Kamp yapıyor, işte çalışıp geçimimizi sağlıyordu. Ta ki Pops'ın Titan olduğunu öğrenene kadar. Pops'ın Titan çıkması bizi çok fena şaşırtmıştı. Benim için en iyi çizgi dizi finali. Siz de en sevdiğiniz çizgi dizi finalini yorumlara yazabilirsiniz. Pops ve Anti-Pops savaşmamaya karar vererek güneşe doğru uçuyorlar ve parktaki ekip dünyaya geri dönüyor. Aradan uzun bir süre geçiyor ve parktaki bütün çalışanlar yaşlanıyor, tabii ki de Skips hariç. Avatar IMDb puanının hakkını veren bir çizgi diziydi. Finali de kalitenin hakkını veren bir finaldi. Aksiyon yönünden oldukça zengin olan bu final, aynı zamanda oldukça romantik bir finaldi. Avatar Korra'nın finali de gayet iyiydi. İkisi beraber 1. sırayı bence rahat hak ediyorlar. İki finalin ortak özelliği Avatar güçlerini kullanarak düşmanlarını yenmeleri. Açıkçası final için telif bombardımanı yağdırılıyor, bu sebeple kısa kessek iyi olacak. Evet arkadaşlar, liste bu şekilde. Liste yaparken birçok siteyi ve listeyi inceledik. Tabi sizde varsa eklemek istedikleriniz yorumlara yazabilirsiniz. Çizgi film finalleriyle ilgili videolar gelmeye devam edecek. Bu sebeple takip için abone olabilir, zili açarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Umarım video keyif vermiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.